Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Elf Universalis 4'te yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Afrika'nın ağır abisi Etiyopya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ağır abimiz gün geçtikçe güçlenmekte, topçu bölüklerini de orduya katmasıyla beraber önüne alınamaz bir güç olmaktaydı en son. Ve Koptiklik dini için önemli olan toprakları işgal etmek üzere çalışmalarımız devam ediyordu. Aynı zamanda Rönesans'ı alma hazırlığı içerisindeydik. Ancak biz Rönesans'ı almaya çalışırken kolonyalizm ortaya çıkmıştı ve koloniciliğin topraklarımıza ulaşmasını beklemek dışında bir seçeneğimiz yoktu. Babuşlar, ben idea olarak defansif idea'yı bitirmiş ve innovatif idea'ya doğru yönelmekteydim. Çünkü innovatif idea hem idea'ları daha ucuza almamızı sağlayacak, hem teknolojileri daha ucuza almamızı sağlayacak, hem de teknolojinin yayılma hızını arttıracak. Yani innovatif idea bizim için bulunmaz bir nimet, çünkü teknolojiyi ucuza alıp, idea'ları ucuza alıp kalan puanların tamamını ülkeyi geliştirmeye yatırırsak, şayet şurada görmüş olduğunuz bölgelere development olarak yansıtırsak, emin olun daha verimli sonuç elde edeceğiz ve teknolojik geriliğimizi kısa süre içerisinde yeneceğiz. En son Kilva Savaşı için hazırlığımıza başlamış ve Kilva'ya saldırmak üzere bekliyorduk. Dilerseniz Kilva Savaşı'nı başlatalım. Sofala'yı da savaşa doğrudan davet edeceğim. Zaten Sofala'nın tek müttefiki şu Makua ve burada bulunan Ante Moro. Buralara da ilerleriz çünkü bizim gemilerimiz zaten yerli yerinde ve gelişmiş vaziyette. Dilerseniz bu büyük savaşı başlatalım. Bu arada babuşlar, seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan, kameramın bulunduğu bölgedeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilir, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 200 bine çok çok az kaldı. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Son olarak kartlar kısmından Musa Babuş YouTube kanalında yayınlanan ekstra Hearts of Iron 4 serisine ve Samet Güngör Live kanalındaki videolara göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi Kilva Savaşı'nı başlattık. Şöyle ıhıl 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 bir ilerleyelim efendim. Generallerimiz falan da sağlam. Arkalanma ihtimalimize karşılık da şuraya bir adam getirelim. Bakınız, buradan ilerleyebilmesinin tek yolu şu üçlü yerin birinden geçmesi. O yüzden adamımızı bu bölgeye bir yere yerleştirirsek muhtemelen ana karama Kilva Devleti herhangi bir şekilde çıkış sağlayamaz. Ve biz de isyanlar için hızlıca dönüş yapıp memleketin istikrarını koruyabiliriz. Efendim, şöyle müzik sesini birazcık daha kısalım. Arkada müzik varken hiç konuşamıyorum. Bu arada teknolojik geriliğim olduğunun farkındayım. Ama ve lakin bu teknolojik gerilik benim için çok büyük bir problem değil. Çünkü düşmanın yalnızca 13K'lık bir birliği var ve benim birliklerim 20K şeklinde geziniyorlar. 20K şeklinde gezindikleri için de doğal olarak rahat bir şekilde elemanları alabiliyoruz. Şu adadaki isyancıları da keselim. İleride buraya sekerler falan ama aman yarabbi, düşman bizi sektiriyor şu an, farkında mısınız? İsyancı şu an bizi sektiriyor yani. Ben şu an burada boş... Aaa! İnanılmaz! Abi, isyancıdan çok kaliteli dayak yedik, farkında mıyız? Hem de düşmanın isyancısından. Yani şu an şu yaptığımız hareketin bir tanecik mantıklı izahı yok. Samimi söylüyorum bak sana. Bir tanecik mantıklı izahı yok. Bu topraklar zaten Sünni. Buralara gelmeyeceklerdir muhtemelen. Yo, fetişist. Etiyopya Kilva gemilerini çıkardı. Kilva'nın gemileri hakladık güzel bir şekilde. Abi, hiçbir mantıklı izahı yok ya. Hani yaptığım en büyük salaklık diyebilir miyim? Evet, buna salaklık diyebiliriz ya. Buna salaklık diyebiliriz. Gerçekten çok üzgünüm. Ben böyle bir şey olacağını tahmin edemedim. Gemilerimi şurada bir onarayım. Çünkü gemilerimi tekrardan kullanacağım. Daha düşmanın karasına çıkmaya çalışacağım. Ve içimde de isyanlar kopmaya devam ediyor. Ben ona rağmen gidip hani elin devletinin isyancısına daldım ya. Arkadaşlar, bu isyancılara buff falan mı verildi acaba? Ben mi yanlış biliyorum? Bu kadar sağlam vurmalarına imkan ihtimal yok. Bu arada bizi burada yerler. Bizi burada yerler usta. Ama hayatımda gördüğüm en kötü savaşı yapıyorum şu an. Aa. Abi, ne yapıyorum ben? Şş, sakın gitme oraya.
Geri çekilir misin? Aa. Abi inanılmaz bir dayak yedik şu an. İsyancı işi çok bozdu. Önce bir şurayı siege'leyeyim. Ve şu isyancıdan da bir kurtulalım. İsyancı işi acayip bozdu. Yani şu Sünni isyancısı harbiden işi inanılmaz derecede fazla bozdu. Bu kadar kral dayak yemezdim ben. Bu kadar fazla kayıp vermezdim. Ama ve lakin o isyancının gelişi bizi harbiden bitirdi. Ay, yapmayın artık canım. Yani gavura vurur gibi isyancı çıkarma ya memlekette. Oo. Bak hiç oyuna bok atmayacağım. Hiçbir şekilde oyuna bir laf etmeyeceğim. Çünkü şu an başımıza gelen her şey tamamen benim bok yemem. Birazcık profesyonellikten feragat edip manpower alacağım. Askerlerimi bir tamamlayayım. Tam teçhizat gideyim adamların üzerine. Çünkü ya inanılmaz yani anladın mı? İnanılmaz. O isyancı nasıl dövdü öyle? Nasıl vurdu? Hani bu vuruş gücü, bu şey, damage, aman ya Rabbi. Evlerden arak yemin ediyorum ya. 40K ile üzerlerine saldırırsam acaba bir eksi yer miyim buradan? Nehir eksisi var. Nehir eksisi yememek için şuradan şöyle gelip dalsam, buradan Kilvan'ın üzerine insem nehir eksisine maruz kalmam diye tahmin ediyorum. İki orduyu da birleştirelim. Burada herhangi bir eksi durumuna maruz kalmayacağız diye tahmin ediyorum. Ve 40 binlik bir neferle üzerine iniyorum. Haydi bakalım. Evet. Eğer nehir eksisi yemezsem ve aptal gibi oynamazsam bu savaşı kazanırız. Yani kazanma şansımız var demiyorum. Bakın direkt kazanırız diyorum. Çünkü kazanırız yani. Biraz asker feda ettik. Orası önemli değil. Ama bizi yok edebilecek tek ve nihai güç Memlük'le müttefik vaziyetteyiz. Ve Memlük bizim müttefikimizken herhangi bir şekilde bize kolay kolay zarar verebileceklerini zannetmiyorum. Çıkıp şu gemilerini bir avlayalım. Bizimkiler iyice dinlenmiştir zaten. Tamam aşağı dönüp aşağıdaki gemilerini avlayabilirsin. Yani hakikaten şaşırtıcı. Şaşırtıcı bir dayak yedim. Oo, baitlediler mi acaba? Yemlediler mi bizi? Ne diyorsunuz? Bizim gemiler bunların icabına bakabilir mi? Vallahi baktılar çok şükür. Bir general daha var bana. Güzel geldi general. Şöyle şu tarafa çıkıp şunları bir yakalayalım bakalım. Yakalayabilecek miyiz? Yakalayamıyoruz. Pekala. Gemilerin bir kendini onarsın. Fena kıstırırız adamları ha. Ama onlar mı bizi kıstırır acaba? Biz mi onları kıstırırız yoksa? Sanırım biz onları kıstırdık. Güzel. Geri çekilişinizi nereye yapacaksınız peki? Tamam buraya geri dönebilirsin. Bir ID alma hakkım doydu. Possible potansiyel bir advisor daha kalsın. Sen de şöyle gel bakalım. Yani net bu arada yapabileceğim en kötü savaşı yaptım. Yapabileceğim, alabileceğim en kötü kararları aldım. Ve yapabileceğim en kötü savaşı yaptım. Şu an hakikaten yani yaptığım hamlelere bir anlam veremiyorum. O isyancıyı niçin dövmek istedim acaba ya? Hiçbir mantıklı izahı yok. Hiçbir mantıklı izahı yok. Şu devletten bir kurtulalım. Sofola'dan kurtulalım. Ardından şu Antemora'ya doğru ilerleyeceğiz. Ama şimdilik savaş bekleyebilir. Bir yerde isyan riskim var mı? Yok. Güzel. Sadece manpower açığım var. O manpower açığı bir miktar sıkıntı çıkartacak bize. Onun dışında doğru düzgün bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani Sofodo'yu aradan çıkardıktan sonra büyük bir zevkle Antemero'ya doğru ilerleyebiliriz. Hatta şu Makua devletini de işgal edebilmek adına öncelikli olarak Sofodo'yu devreden çıkartalım. Sofodo'dan birkaç tane toprak alalım. Özellikle içinde altın barındıran toprağını. Sonrasında beraberinde Makua'yı alalım ve
Yavaştan Kirva'yı şöyle bir almaya başlayalım yani. Kirva'dan da toprak alalım. Antemero'yu muhtemelen tamamıyla alacağım. Makuan'ın işi bitmiş vaziyette. Şöyle bir ilerlesin bakalım. Bizim birlikler de Kirva'nın şurada dursun. Bir mevzu çıkarsa yardımda bulunsunlar. Adamlardan ne biçim dayak yedik ya. İnanılmaz bir dayak yedik gerçekten. İlerleyemiyorum. Tamam, kalenin çökmesi lazım. O halde sen de kaleye doğru yönel. Mako abi sal beni. 9K askerini acaba 14K ile kesebilir miyim? 14K ile kesmeme gerek kalmadı. Şu 19K ile üzerine ilerlesem 20K ile. Bir de teknoloji üstünlüğüne sahipler. Teknoloji üstünlüğüne sahip olmaları da onları çekineceğimiz bir devlet haline getiriyor. Buradaki kaleyi düşürmek için 6 asker yeterli, öyle mi? O zaman içeride bir 6 asker bırakalım. Topçuları da bırakalım. 7 asker bırakalım ne olur ne olmaz. Sen şöyle bir kenara çekil bakalım. Topçular da içeride kalsın ki halledebilsin rahatça işlerini. Sen nereden geldin Makua? Abi savaştan beni çıkar, savaştan beni çıkar. Yalvarıyordun, yakarıyordun böyle az önce. Yakarışlardaydın. Adamlara, bizim gemilere kafa attı. Yalnız var ya, bizim gemilere yardım lazım. Şu iki gemiyi de bir an evvel getirelim şuraya. Ama dur, yolda yakalanabilir. Gemileri şurada bir araya getiririz. Yolda yakalanırsa kötü olur. Donanma kırılırsa zaten şu diğer savaş bitmiş olur bizim için. Donanmanın kırılmaması önemli o açıdan. Şöyle bir ilerleyelim. Kardeş ne yapıyorsunuz Allah rızası için ya? Memlükle artı 50 ilişki tabii ki, tabii ki. Şuraya bir getir gemileri, orada bir dinlensin. Makua askerleri nerede bu arada? Ben Makua askerlerini takip edemedim. Abi Rönesans'ı almamıza daha var. O yüzden ben teknolojiyi atlayayım. En azından şuradaki devletlerden dayak yemeyecek vaziyete gelelim ya. Ve evet, yıllık enflasyonu düşüren adam bize şart. Aynı zamanda Reinforce Speed de alalım bir tane. Paramız iyi geliyor zaten. Para mühim değil. Daha nerede isyan çıkacak? Gözünü seveyim ya. Daha nerede çıkacak isyan? Kovala şöyle. Gemiler orada bir kendilerini onarsınlar. Arada galleyleri falan haşat etmişler. Cenab-ül Rabbil Alemin. Karadan, şeyden adam topluyor denizden. Denizden topladığı adamlarla üzerimize geliyor. İndir şunu bir. Sen de şuradan şöyle yürü. O Kilvan'ın orduyu bir sıkıştıralım. Şimdi şurada siege'lensin. Sofolo'ya karşı %100 savaş skorum olacak. Oradan Sofolo'yu halledeceğim. Bir yerden keseriz önlerini ya. Ya orada dayak yiyeceksin ya burada. Yap seçimini. Teşekkür ederim. Teknolojik ilerliliğin de gitti. Yani artık teknolojide de aynıyız. Sevgili Sofolo Devleti. Full annex. Oh, I like this. Babuş bunu beğendi. Babuş bunu hem de çok beğendi. Şuradaki Makua'yı da alalım. Yalnız bu savaşın isteseler de istemeseler de uzaması gerekiyor. Seni bir mıhlayalım. Seni de bir mıhlayalım. Şunu bir yukarıdakiler halletsin mi? Elemanı mıhladıktan sonra geç aşağı. Dur, din değiştirmeye devam etmeyeceğim çünkü önce bir isyanların falan bitmesini bekleyeceğim. Muhakkak şuradaki toprakları alacağız bu arada. Bizim ana topraklarımızla bağlantı sağlayabilecek tek şey onlar. Ne oldu bunların isyancı ordusuna? Burada Malindi'de kalabilirsin. Şöyle bir geç bakalım. 4-1-2. Aa, 2-6-4. Hayır güzel. Hayır'ı sevdim.
Hayır güzel. Hayır'ı sevdim. Bu altın çağdan bir şeyler alabiliyorum sanırım. Endüstri ile alakalı bir şey vardı orada. Direkt onu seçtim o yüzden. Şimdi şu gemilerim bunların bir icabına baksın. Buradan adamların karasına geçiş yapacağız. Kilva'nın başkentinden. Şurada da bir şöyle duralım. Diğer topraklar şey yapmadan bu arada korlanmadan elemanlardan toprak falan alamam. Kardeş sen de şöyle bir gel şurayı hallet. Sen de gel buradan burayı hallet. Bu nedir? Production efficiency artı yıllık enflasyon düşüşü. 20 yıl boyu. Teşekkür ederim. İyi olur. Yani altınımız olduğundan dolayı enflasyonla mücadele edeceğiz zaten. Mecbur. Zengin devletiz. Karşıya bir geçir bizi. Karşıya bir geçir bizi. Şu an biraz zorlayıcı bir süreçteyiz. Şu an diğer devletin isyancılarıyla falan uğraşacağız. Birazcık zorlanacağız. Yani memleket birazcık savaş yorgunluğu yaşıyor şu anda. O savaş yorgunluğunu mecburen tadacağız. Şu Antemoro'dan da toprak almak istediğim için birliklerimin buraya gelmesini bekliyorum. Birliklerim buraya gelsin. Antemero'yu indireceğim. Sonra da en son Kilva'yı savaştan çıkartacağım. Zaten kendi topraklarımda isyan çıktığında kesecek askerim var. Buralarda isyan çıktığında kesecek askerim var. Şu an Kilva acayip zorlanıyor. Çok deli divane işgal altında tutuldu çünkü. Ve bir de eksi stabilitim var. Onu da gidermem gerekiyor. Varsanga isyancısı falan bu savaş bize her açıdan zarar veriyor aslına bakarsanız ama bu zararla beraber bir yandan da bizim toparlanmamızı sağlıyor çünkü bayağı sağlam topraklar ele geçirdik. Baktığınız zaman arkadaşlar şu an altın rezervlerinin şu kısmı hariç yani Mutapa'da bulunan kısmı hariç hepsi bizim elimizde. Bu da bizim için çok çok güzel bir avantaj. Şuradaki Tumbaku Devleti'ni falan da indiririz yakın tarihte. Çok güzel bir avantaj bu bizim için. Yalnız yapmamız gereken şey dikkatli olmak, dikkatli hareket etmek. Army Tradition ya da ordu profesyonelliği. Army Tradition var bana. 25K askeri bizimkiler kesebilir mi acaba? Gerçi Sofola'nın askeri teknoloji 9 muydu bilmiyorum. Defansta bekleyelim. Belki defansta beklemek bir avantaj sağlar. Nereye doğru ilerleyecek bu eleman acaba? Şu an bu arada din değiştirmeye devam edebiliriz. Çünkü diğer bölgeler korlandı. Yo önemli değil. Kilva'nın buradaki isyanlarını indirmeyeceğim. Ziyadesiyle Antamero bölgesiyle ilgileniyorum ben. Uzun ve yorucu bir savaş. Ama emin olun sonu tatmin edici olacak. Bekle. İsyancıları zorda kalmadıkça kesmeyelim. Bu bizim isyancımız zaten. Bu er geç kesilecek. Gemilerimiz iyi şey yapıyor, iyi mücadele ediyor. Lütfen, 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 lütfen. Burayı zaten tutmak zorundayız. İlerle bakayım şuraya. Adamlar şu an perişan oldu ya. Bence daha fazla uzatmanın alemi yok. Yani herifin başkenti düşsün. Şuradan bir iki toprak alalım. Ondan sonra savaşı salalım artık. Çünkü biz de zarar görüyoruz şu an. Yani deli divane zarar yiyoruz. Ama önce korlama işlemlerinin bitmesi gerek. Amma öyle amma böyle. O korlama işlemleri bitecek. Aksi takdirde patlarız. Zaten gemileri de bir tekrardan reform etmem gerekecek. Gemilere de çeki düzen vermek şart. Lütfen üzerime gelme. Üzerime gelme. Lavuğun başkentini indireyim. Şuradan bir iki toprak alayım. Burayı da kullanacağım çünkü üs olarak. Tamam. Başkenti indi. Şimdi bana buraları paşa paşa veriyorsun. Tamam iki toprak da olur. Kilva ile elay mısın değilsin rivalsın. Fark etmez ben buradan Kilva ya da sen fark etmez. İkinizi de yerim ben burada. Birazcık alabildiğimiz kadar para alalım. Hatta veriyorsan warrant versene. İlerletirim savaşı daha ilerletmesine ama benim için sıkıntı. Benim açımdan sıkıntı. Şimdi sevgili Kilva. Seni bir aradan çıkartalım bakalım. Öncelikle şurayı bana açıyorsun muhakkak ki ben buradan gidip adam alabiliyorum. Ana karanı komple almayı deneyeceğim.
Ama şuradaki minik adadan muhakkak benim üstüme çıkarma yapar ya. Şuradaki minik adayı verir misin? Hala mı yetmiyorsun korum ya? O zaman başkentini falan da bırakmak istemiyorum. Şuradan geçiş yaparız ya. Burada iki parça toprağa kalabilir bence. O adaya ben taktım. Ya hatta şurada 3 toprağa kalsın. Ben etrafını sarar dalarım zaten ya. Ada acayip değerli bu arada. Over extension %58. Tamam. Parasını aldım. Bye bye. Şimdi sen Sofola'da dur. Ve önce şu korlama işlemlerini bir halledelim. Bir yığın isyanla uğraşacağız. O isyanlar için bir hazırlık yapalım. Hayır abi, ben bir şey yapmayacağım. Rival almayacağım kesinlikle. Sailor'ımız ve paramız varken ben gemilerimi reforme etmek istiyorum. Yani bu şekilde donanma daha iyi olacaktır, daha kuvvetli olacaktır. Ama ne oluyor sayımız? Yaklaşık 40 mı oluyor gemi sayımız? 45'e kadar gemi müsaadesi var. O zaman 20 tane taşıma gemisi yaparız. Olur biter. Kafa ütüledi. Kafa. Kafa kalmadı. Bu da kafa. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Şu yaptığımız hamle gerçekten çok iyi oldu. Antemero ile falan ateş kesimiz bittiğinde buraları öyle güzel süpüreceğiz ki bak. Kilva kalmamış buralarda, görüyor musun? Yani buralara falan bir saldırı düzenleyebilecek olsak. Ben bilsem buralardan da toprak alırdım. Adamlar bölündü, 10 numara oldu. Yani Madagaskar'ı kısa süre içerisinde toparlayabiliriz. Aslında denizden claim atarak toparlamayı deneyebiliriz. Güzel bir general var kardeşim benim be. 3 yıldız verdi, süpersin. Denizden claim atarak toparlamayı deneyebiliriz. Zaten gemilerimiz falan da burada. Neden burayı hızlıca toparlamak istiyorum? Çünkü batılı devletler gelmeden ben ne kadar hızlı burayı ele geçirebilirsem benim için o kadar iyi. Çünkü batılı devletler geldiğinde ve şuraya koloni attıklarında artık işler bizim umduğumuz şekilde ilerlemeyecek. Zaten gerideyiz. Baya baya gerideyiz teknolojide. Ve bu gerilikle beraber batılı devletlerin de kalabalık gücü geldiği zaman iyice sıkıntıya gireceğiz. O yüzden Afrika'nın bir bütün olması çok çok önemli. Bakın buralara Fransa falan gelecek. Fransa falan oturacak. Kaldı ki ben çok savaşmayacağım için artık buraları aldıktan sonra kolonicilik ideası dahi düşünüyorum efendim. Yalan olmasın. Yani exploration değil ama bir expansion idea düşünüyorum. Belki exploration da olabilir, bilemiyorum. Ve bir miktar isyanımız söz konusu. Bunları bir indirmeye çalışalım. Memlük'le ilişkimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Sevgili Memlük Devleti'ne biriktirdiğimiz favorları dost olarak saklayalım. Yani dost kalmaya çalışalım. Çünkü şu an bize vurabilecek tek güç Memlük. Para veren bir yerler varsa oralara yerleşmeye çalışalım. Ticaret arttırabilecek konumlara binalar inşa etmeye çalışalım. Beraberinde ne yapabiliriz misal şimdi? Savunma yapmak adına. Şuradaki kaleler muhakkak 8 olacak zaten bakın. Üst taraftan bize dalabilecek herhangi bir insan evladı yok. Aşağıda da bir tane minik kalemiz var. Aynı şekilde sınırlara falan da kale yerleştirebiliriz. Ama şu an bunun için erken. Sen şöyle bir şu isyancıyı indir. Ardından Dongola'daki isyancıya doğru ilerle. Daha çok isyan yiyeceğiz efendim. Yani Ajurian tarafında da bir 30K'lık isyan durumu söz konusu olacak. Oo, beleş toprak. En sevdiğim. Bayılırım. Ama isyanlara pek bayılmıyorum. Kardeş, gemiler, şu adamı bir şuraya çekin be. Hadi sen şöyle bir isyanları sonlandır. Daha Ajurian'dan isyan geliyor. Sizin şöyle bir icabınıza bakalım.
Ne kadar çok isyanla uğraşıyoruz ya. Harbiden ne kadar çok isyanla uğraşıyoruz. Daha buralara yardım gerekecek. Buralarda da isyanlar çok. Buralara bir yardım gerekecek. Efendim şu an neler olup neler bittiğine dair pek bir fikrim yok biliyor musunuz? Yani ne yalan söyleyeyim çünkü kafam şu an karman çorman. Kafam çorbaya döndü. Her yerde isyanlar var. Her yerde şeyler var. Merhaba kardeş. Şuradaki isyancıyı durdurabilir miyiz? Güzel. Kilva topraklarını büyük ölçüde korlamış vaziyetteyiz. İlerle bakalım. Ajuryan Devleti'nin isyancılarını indireceğiz birazdan. Din değiştirmeye devam edelim. Religions ID'ye şart bu arada ya. Yani keşke Early'de Religions ID'ye çıksaydım ama. Bakar mısın? Dermanın mı vardı Allah aşkına Religious ID'ye çıkacak ya? Harbiden yani dermanı mı kalıyor insanın? Şöyle bir üçü de birleşsin. Aşağıdaki Ajurian isyancısına doğru ilerleyeceğiz. Daha isyancı var mı? Var. Mombasa isyancısı var. Growmund falan gelsin daha iyi ya. Kal burada. Development cost düşüşü. Alırım. Allah'tan ülkede tek iyi ilerleyen şey para. Parlamento istemiyorum. Parlamento kalsın. Maksimum absolutizmi arttırmak çok mantıklı olabilir. Yıllık army tradition'ı düşürebilmek mantıklı olabilir. Yani aristokrat yönetimi. Aynı zamanda production efficiency de çok mantıklı olabilir. Çünkü ülkemizde sürekli bir production olacak. Stability de düşürebiliriz. Ama ben production efficiency'yi alacağım sanırım ya. Gerçi yıllık army tradition düşüşü de çok iş yapar. Gerçi army tradition düşüşüne engel mi olabileceksin Allah aşkına ya? O ya ordu geleneği er geç düşecek. Savaşmadığın zaman ordu geleneği kaybedecek yani. İster istemez kaybedilecek. Bence puanımızı boşa harcamayalım. Production efficiency'yi alalım. O production efficiency sayesinde de çok çok rahat edeceğiz ileride. Fokusu da artık bir şeye alalım. Kardeş sen de şöyle bir gel bakayım. İkiniz birden ya Allah girişin şuna. Oğlum manpower kendini toparlayamadı. Allah'tan diyorum ya Memlük'le kankayız. Şu an Memlük'le kanka olmadığımız bir senaryo düşünmek istemiyorum bu arada. Ve bizim elemanlar şuradaki yerleri alabilirlerse şu çocuğa dalmak çok daha kolay olacak benim için. Ama dalmadan önce bir götü toparlamayı beklemem lazım ya. Şu an bildiğin götümüzü bayrağa açmış vaziyetteyiz. Çok fena. Ben sana claim'i atayım. Her halükarda alacağım oraları. Şöyle ufak ufak atayım claim'i. Daha oralara gemiyle çıkacağım zaten. Oralara gemiyle gelip çıkacağım. Sizin donanmanız benimkini geçebilecek kadar iyi vaziyete gelmesi zor yani. Uzun zaman alacak. Evet, Mombasa isyancısı. İki orduyu birleştirip öyle dalacağım. Yani 18K da tehlikeli bir isyancı. Daha Kilva isyanı var. 32K. Hey maşallah. Hey maşallah. Bakalım efendim yani bahtımız çok açık değil gibi. Yok production binası falan da yok doğru düzgün ya. Bari 0.25'e basabiliyorken bir şeyler basalım. Şurada ordular bir ayrık dursun. Şu çocuğu da bir hüp diye içimize çekelim mi ya? Kilva diye bir devlet kalmadı ortalıkta bu arada. Kardeş merhaba. Senin şu diğer toprağına. Bir hak iddialarında bulunalım. Senin bana sınırın oldu şimdi öyle değil mi? Şu Sakava'dan dönüp sana da gireceğim. 6K ile buna iniyor yalnız bu çocuğa. Bence oraya 2 claim yeter. Ben hemen aşağıdakine yollayayım spayı. Alttakini indireyim. Hatta
Savaş sebebi falan varsa doğrudan dalacağım ama savaş sebebim yok. Şöyle bir şey yapalım. Abi rivalimiz olmadan oynuyoruz oyunu şu an ya. Yani o yüzden çok şey kaybediyoruz. Abi iki orduyla birden önce buraya ondan sonra alttakine. Ben şu adadan dersimi aldım. Bu ada lanetli. Var bu adada bir sıkıntı var yani. Bu adadaki sıkıntıya kimse yok diyemez. İlerle bakalım şurada Kirva'yı da bir indirelim. Kardeş daha var mı isyancı? Marivan isyancısı. Hay anan. Birleştir bir tek ordu yap da şunu. Bu kimden geldi bana? Sen de mi benim isyancımsın? Makuan separatist. Ay anam. Maravi. Maravi de Rwanda ile herhalde. Rwanda hangisi? Ve ben Mutapa'ya falan da dalacağım. O kardeşim selamun aleyküm. Geliyorum bekle. Abi böl orduyu ikiye. Bizim isyanlar bitmez bu arada ya. Yani çok samimi söylüyorum bak. Bizim isyanlar bitmez. Oo çok güzel oldu. Eleman dibime geldi. Harikasın. Şuradaki 18K'lık birliğimi bir buraya götürür müsün canım? Çünkü burayla ilgileneceğim birazdan. Allah'ıma bin şükür sanırım isyanları birazcık şey yapmayı başardık. Bir miktar. Azıcık durdurduk herhalde. Evet, dünyanın öteki ucuna yolculuk. Hadi bakayım. Yani keşke hümanist mi gitseydim ya da ne bileyim dini idea mı bitirseydim. İşin kötü yanı ben ilerleyene kadar bunlar ilerledikleri her bölgeye otonomi verecekler ve otonomi hem benim aldığım manpower'ı azaltacak hem benim elde ettiğim geliri azaltacak. Her açıdan bana çok pis zarar verecek ya şu an. Şu an külliyen zarar stayla ya. Gemilerim nerede? 46 gemi. Vay. İlerleyin bakalım. Donanmaya bir dene de kaptan lazım olur. Yiğidim. Ama yani şimdiden 2-3 toprağa şey yaptın. Sabır. Sabır. Allah'ım sabır isyanıyla. Şu Makua'ya bir claim'i atalım. Şu çocuğu bir çekelim. Önce Makua'nın işini bitirelim. Makua'nın işini bitirdikten sonra da buraya doğru ilerleyelim. Benim 50 gemi yapacak götüm var mıymış? Varmış, güzel. Ben yoktur sanıyordum ama. Afrika'nın aşağılarını topluyorum. O yüzden Memlük rejime bir sıkıntı olmaz. Yani Rönesans'a dair kırıntı var sadece. Rönesans falan alamıyorum. Neyse aşağıdaki şeyleri toparlayayım. Elemanları toparlayayım. Bir şeyler yapılır. Kardeş sana da bir çakozlayalım. 3 yıldız generalimiz de. İlerle direkt elemanını indir de sonra bütün topraklarına yayılalım. Çok güzelsin. Şimdi general burada kalacak. Geri kalan herkes dağılacak. 2K 2K buraya. Böl 2K oraya. 3K buraya. 4K da yana anasını satayım. Komple bir dağılın bakayım. Koloniciliğe falan ben bayağı zor gideceğim ya. O koloni ideası şu an hayal gibi duruyor. Bütün her şeyi dokuzlamayı başardık. Alalım şeyi, ordu profesyonelliğini. Sana da şöyle bir loyalty ve influence verelim. Manpower hızlı yenilenirse tatlış olur tabii ki. Şöyle bütün elemanlar burada bir toplansınlar. Sonrasında şu alttaki çocuğa gideceğiz zaten. Merhaba. Benden hak iddianı da çek. Teşekkür ederim. Bizim eleman bir orada kalsın. Sonra yakalandık ama sana şöyle bir claim atalım. Senden spayı bir çekelim. Çıkan isyancıyı keseceğiz zaten. Ama başkenti bırakamam. Moral Army's düşüşü. Kötü üniformalardan mı?
Buranın CG bizden çıkmasın yeter. Çünkü şu lavuk da fırsat kolluyor. Ben ona da gireceğim ama. Buranın isyanını kaldırıp geri şeye döneceğiz. Orada bir tek galiba askeri teknolojide doğru düzgün ilerleyebileceğim. Geri kalan şeylerde ilerleyemiyorum. Şu savaş da bitsin. Videoyu ufaktan sonlandıralım. Abi gerçekten ben burayı CG'ni kaldırmayı unuttum mu? Yani adamlar başarılı olursa ne yapacağız peki? Bir 20K daha asker istiyor buralarda. Ya bir 20K'ya daha ihtiyacım var ama Bugam'da. Bir 20K'ya daha ihtiyacım var ama sıkıntı şu sıralar. Çünkü hiçbir şekilde manpower'ım yok. Vallahi direkt manufacturing binası atıp atıp duruyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bence şey yapmalıyız. Yani askeriyi onlamak yerine şu an askeri de puanımız var. Development basmalıyız abi. Biraz fazla bastım galiba. Çünkü development basmazsam ben o Rönesans'ı alamayacağım. Sene kaç? Sene 1534. Ben daha Rönesans kovalıyorum. Kolonyalizm. Kolonyalizmin de başı var burada. Ya kalk git. Kelimenin tam manasıyla başı var bu arada ya, kolonyalizmin. Kardeşim selamun aleyküm. Şöyle yanlış anlama, dilenci değilim. Bütün toprakları bir rica edebilir miyim? Bütün torpaklar emmi. Aynen öyle. Ve sıra sende sevgili dostum ama gelecek bölüme saklayacağım bunu. Madagaskar tarafını ele geçirmeye çalışacağız. Ardından sene 1637'ye yaklaşmak üzere 1637'de şu arkadaşa ve Kilva'ya bir çakacağız. Kilva'ya 1642'de girebiliyormuşuz. Tamam, güzel, hallederiz. Ben buraları bir an evvel toparlamak istiyorum çünkü dediğim gibi Batılı devletlerin buraya gelme riskleri var ve Batılı devletler buraya gelip bana siyah kardeş buraları alacağım kullanmıyorsan demesini istemiyorum Batılı devletlerin. Benim bütün donanmam bu 47 birimden mi oluşuyor? Donanma basılmıyor mu peki? Yanlış matematik yaptık herhalde. Ya da savaş esnasında kırdılar bilmiyorum. Her neyse. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.